Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de yaklaşık 20 milyon obezite hastası var. Özellikle de çocuklarda görülen aşırı kilo vakaları her geçen yıl artıyor. Türkiye %7 oranıyla obez çocuk sayısıyla Avrupa ikincisi. Paketli gıda vermemeye dikkat ediyorum ya da işte haftanın bir günü koyuyorum, o gün yiyebilirsin diyorum. En çok çikolata falan seviyorum. Sınırım var. Haftada 2 kere falan yiyebiliyorum. Ben çocuğuma hazır ürün vermemeye çalışıyorum. Bugünkü beslenmesine de evde kendim hazırladım. Ayranımı bile kendim yaptım. Ben sadece şeker seviyorum. Peki şekeri çok yiyor musun? Yok. Ne kadar yiyorsun? Aslan. Markette %100 doğal olduğu belirtilen bazı paketli ürünlerin içeriğinde bile birçok katkı maddesi bulunabiliyor. Bu noktada uzmanlar paketli ürün alınırken içeriğinin dikkatli okunması gerektiğinin altını çiziyor. Gıdalarda kullanılan gıda ömrü uzasın diye bazı katkı maddeleri kullanılıyor. Bunların içerisinde emülgatörler var mesela. Bunlar işte yağla sıvı karışsın diye kullanılan şeyler. Ya da mısır şurubu, fruktoz şurubu, glukoz şurubu. Bunlar normal şekerden 200 kat daha fazla şekerli ürünler. Çocuklarda obeziteyi tetikleyen etkenlerden biri de hareketsizlik. Aşırı kilo ve spor yapmama beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor. Karaciğer yağlanmasına bağlı ülkemizde 10 yıl sonra 500 bin kişinin siroz olacağı öngörülüyor. Çok korkunç bir rakam. Bundan 2000'li yılların başındaki %10 oranında olan karaciğer yağlanması şu anda %40'lara çıktı. Yani 20 yılda 4 kat bir artış var. Uzmanlar margarin gibi doymuş yağ olarak adlandırılan yani sağlıksız besinlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.